Herkese merhaba. Koca bir alışverişle karşınızdayım. Hatta daha görünmeyenleri şu tarafta. Bunlar yapılacak. Hepsi düştü. Yeni bir cam alışverişiyle karşınızdayım. Bu sefer peruk yoğunlukta bir alışveriş yaptım. İki tane kostümüm var. Bir iki kıyafet var sadece. İlk önce kostüm ve kıyafetleri denemekle başlayacağım. Sonra perukları deneyeceğim. Çünkü peruklar çok fazla. Sanırım 5 ya da 6 tane ve çeşit çeşit. Hem cosplay perukları, hepsi cosplay peruk. Aynen. Aynen. O zaman hemen deneyelim. Kamera arkasını izlemek için Patreon veya OnlyFans'a üye olarak videolara erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca cosplaylerimin özel fotoğraf çekimlerini de o üyeliklerde görebiliyorsunuz. O zaman videoya hemen başlayalım. Ben ve siz şok ama ben bu cosplay kostümüne sadece 257 TL vermişim. Ne? Ne? Şimdi tek tek bakalım. Kızın kolyesi, kurdelesi, çorabı, eteği, ceket ve gömleği. O zaman deneyelim. Güzel gömlek. Ay gömlek ne güzelmiş. Ay çok güzel oldu. Ve kostüm bu şekilde. Gerçekten birebiri çok beğendim. İlk defa giyindim ve tam oldu. Esbeden. Gerçekten bu fiyata var mıdır bilmiyorum ama ay mutluyuz. 214 TL'ye kemer aldım. Ama ne kemer aldım? Shingeki no Kyojin yani Attack on Titan'ın kemerlerini aldım ve inanın şu an nasıl tam olarak sıkılacak bilmiyorum. İnsanlar bunun çok zor olduğunu söylemişti. Tahmin edebiliyorum ne kadar zor olduğunu ve şu an açmaya korkuyorum açıkçası. Sanırım bir tanesini göstermelik olarak açacağım. Bu videoda aslında giyineceğimi düşünmüştüm. Ya şu an o kadar zormuş gibi gözüküyor ki cosplay'ini yaparken takacağım gibi duruyor. Sonra şöyle saçma bir şeyler yapıyorum ama bunun göstergesini dinleyemeden yani bakmadan veya izlemeden yapabileceğimi düşünmüyorum. Ben bu videoya yetişmeyecek çok üzgünüm. Belki çok merak ettiniz ama adamlar bunu şunu şu şekilde katlamış. Benimkine bak. Bu bayağı zor. Bak bunun arkaları na. Burada kemerde bir sürü delik var. Bunu bir tanesi bile kaybolursa doğru düzgün yapamazsın bence. Bu kulağımdaki Jimin'in küpelerini, BTS'teki Jimin'in küpelerini aldım. Videonun başında yakınlaştırıp bakabilirsiniz. 25 TL'ye aldım. Ondan sonra şöyle bir telefon kabı aldım. Bunu daha yakından göstermek isterdim ama göstermeyi unutmuşum. Bunu 38 TL'ye almışım. Böyle basıyorsun basıyorsun içine göçüyor. Zaten merak ediyorsanız ben bunu Instagram'dan hikayeye atacağım. Ve son olarak iki kıyafetim kalıyor. Gömleği seçti ablam. Ben olsam ben de bunu alırdım. Güzel bir gömlek gerçekten. 114 TL. Böyle zaten gömlekler gerçekten çok kullanışlı oluyor. Şöyle kıvırmış. Bayağı güzel. Ve Michelangelo'lu şöyle 121 TL. Oo çok yumuş bir bitmiş bu. Evet. Merve'den almış.
da giyiyordum. Aa, içi polarlı. Son kıyafetimiz de bu şekilde. Çok beğendim. O zaman şimdi peruklara geçelim. Peruklardan ilk önce tahmin edersiniz ki Jinx'in peruğuyla başlayalım bakalım. Bunu 306 TL'ye almışım. Tabi dolar şu an çıktı. Ne kadar olmuştu bilmiyorum. Ama Yurakavri 10 koduyla %10 ek indirim kazanabilirsiniz. Tahminimden çok daha güzel geldi bu peruk bu arada. Sadece ben Jinx cosplay'ini yapmadan önce bu saçlarımı maviye boyamak durumundayım. Çünkü benim favorilerim ve saç diplerim siyah olduğu için kenarlardan gözüküyor. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz şimdi. Evet, normalde böyle oldu. Gördüğünüz gibi şuradan saç diplerim gözüküyor. Bunun arkasındaki şey, şunlar var ya, onu böyle boyun altından bağlayınca biraz daha kapanıyor. Ama ben saçımı boyayıp o aradan çıkarmayı daha çok seviyorum. Hastayım, sesimden dolayı çok özür dilerim. Çok kötü. Neyse. Genel olarak yoksa güzel bir peruk. Ben gerçekten beğendim. Zaten genelde perukların genel sorunu bu. Bu yüzden bunu pek sorun etmeyin bence. Kalitesini vesaire çok beğendim. Gelelim My Hero Academia'daki Himiko'nun peruğuna. Bunu 150 TL'ye almışım. Bakalım nasıl. Buna şunu çıkaralım. Ay çok komik olacağım şimdi, biliyorsunuz değil mi? Ay bu ne iğrenç bir peruk. Yerildim ya. Evet, böyle bir şey ama kalkülü çok uzun, gördüğünüz gibi. Bunu bir kesip düzenlemem gerekiyor. Yoksa buralardan saç diplerim gözükür gibi. Ama peruk çok tatlıymış. Aşırı beğendim. Yemin ediyorum. Oha. Şöyle arkasını da döneyim. Bakayım arkası nasıl. Böyle. Tabii buralardan saçlarım gözüküyormuş şu an. Bilmiyorum. Ben size ilk defa deniyorum. Şimdi size iki tane Tubi'nin peru olarak satılan perukları gösterip karşılaştıracağım. Bir tanesi, yani bu zaten yanlış gönderildiğini düşünüyorum. Ya da Tubi peru olarak satıyorlarsa bunu gördükten sonra bu ne ya diyeceksiniz. Bunu 96 TL verdim. Tubi peruğundan çok daha kısa olduğu için, görselden farklı olduğundan dolayı iade ettirdim. Bence görüntünün komikliğinden anlayacaksınız ki bunun Tubi peruğuyla yakından uzaktan bir ilişkisi yok. Bu bildiğiniz gri erkek peruğundan bir farkı yok. Bunun zaten büyüklüğünden bile anlaşılıyor. Evet, tarandığında vesaire bunun tam olarak Tubi cosplay peruğu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten böyle bob şeklinde bayağı kabartılıyor, güzel kullanılıyor. Gözü için uygun bir kahkülü var. Tamamıyla karşılaştırılamaz. Diğeri daha gümüştü. Bu biraz daha beyaz ama genelde kullanılan peruğun zaten bu olduğunu biliyorum ve ben de cosplay'ini yaptım. Fotoğrafı Instagram'da. Fotoğraf seti ise Patreon ve OnlyFans'ta şu an çoktandır var. Ama videosu ve OnlyFans ve Patreon üyelerine özel olan gizli video henüz yayınlanmadı. Takipte kalın derim ben. Bu ise 121 TL. Geldik Valorant'taki Viper. Diyeyim okumaya acaba bir perdeyim. Viper'dır herhalde. Cosplay için aldığım peruğa, buna 81 TL vermişim. Günlük hayatta da kullanılabilecek bir peruk. Evet, bu peruk da böyle. Kısa saçın bir kez daha bana nasıl yakışmadığını görmüş oldunuz şu anda. Gerçekten aşırı tipsiz. Bir de yani peruk bu arada çok güzel. Elim kayıyor. Tarak geçirir gibi. Galiba en rahat kayan peruk bu. Neyse, kızın saçını yapacağım zaman muhtemelen şöyle yana kaydırıp keseceğim ve bir fön çekeceğim. Ay çok çirkin, hemen çıkarmak istiyorum. Kendime hiç yakışmadı. Görünüm olarak ise
Şöyle, buradayken gerçekten güzel duruyor ama kendime kısa saçı yakıştırmadığım için. Evet. Kakegurui'deki Midori'nin cosplay peruğuyla geldim. Bunu ben ne kadar almışım? 117 TL'ye almışım. Bunun da biraz düzenlenmeye ihtiyacı var sanki. Şöyle peruğunun kalkülünü alalım. Kızım, bunu da bence kesmem gerekiyor sizce. Zaten gözüm gözükmüyor. Bunun rengini aşırı sevdim. Çok güzel oldu. Biraz geriye atsam. Gerçi kızım da öyle gösteriyor. Şöyle gösteriyor. Aynen böyle gösteriyor. Bilmem nasıl buldunuz? Şöyle. Geldik Genshin Impact'teki Mona'nın cosplay peruğuna. Renk olarak açıkçası daha koyu bekliyordum. Ama sonra insanların cosplaylerine baktım. Gerçekten bu renklerdeymiş. Şöyle yanında iki at kuyruğu var. Sanırım aldığım en pahalı peruklardan biri. 296 TL. Şu şekilde. Ama yalnız müthiş bir perukmuş. Vay, rengi çok güzel. Yani Mona cosplay'inin dışında da ben bunu çok rahat kullanırım. Aşırı güzelmiş. Sizce? Şöyle değil de şöyle. Buna puanım tam. Toplamda 7 tane peruk denedik ve çeşit çeşit cosplay'in peruklarını görmüş oldunuz. Fiyatlarını söyledim. Aşağıya linklerini bırakacağım. Evet, bir cum alışverişinin daha sonuna geldik. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Favoriniz hangisi yoruma bırakırsanız çok sevinirim. Aldığım ürünlerin linklerini aşağıya bırakıyorum. Yurakari 10 koduyla da indirimli alabilirsiniz. Unutmayın. Ayrıca bu videonun kırpılmış sahnelerini kamera arkasında izleyebilmek için Patreon veya OnlyFans üyeliklerine üye olmanız gerekiyor. Veya cosplay fotoğraf setlerime falan erişmek istiyorsanız yine o ayrıcalıklara erişmek için OnlyFans'ta fanım ya da Patreon'da patronum olmanız gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, benle kalın, sağlıkla kalın ve beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin.